Panayırımız en az 30 yıldır ilçemizde bir geleneksel hal almış durumda. Bu gelenekselliği biz bozmak istemiyoruz. Abilerimizden almış olduğumuz bu güzel organizasyonu devam ettiriyoruz. Panayırımızda birçok esnaf Ekim-Eylül ayının sonunda Sarıcakaya ilçemizin halkıyla buluşuyor. Ve bir hafta süren panayırımız ilçe esnafına bir canlılık getiriyor. Ve ilçe halkının da ihtiyaçlarını gidermesine ayağına kadar gelen hizmetle vesile oluyor. O yüzden bu tarz panayırlar gelenekselleşmiş olarak ilçemizde her yıl Eylül ayının sonunda devam etmekte. Panayır'a katılım olarak, esnaf olarak %90'ı dışarıdan geliyor. Bunların bir kısmı da il dışından geliyor. Birçok firma var panayırda hizmet veren. Panayırımıza alışveriş için gelen tabii ki ilçe halkından müteşekkil değil. Bunun haricinde Nallıhan'ın mahallelerinden, Göynüğün mahallelerinden ve Mihal Gazi'nin mahallelerinden de ilçemize fazlaca panayırımızı görmeye geliyorlar. Burada çok güzel ikramlarımız var, eğlence var, alışveriş için uygun ortam var ve tabii ki bu panayırda zam yok en başta. Çünkü yöresel bir panayır bu. Burada halkın alım gücüne göre esnafımız şekillenmiş durumda. Dolayısıyla bu panayıra eğer gelmek isteyenler olursa biz bunlarla alakalı olarak da otobüs de kaldırabiliyoruz. Nallıhan'ın mahallelerine ücretsiz otobüslerimiz, Mihal Gazi'nin mahallelerine ücretsiz otobüslerimiz ve Göynüğün mahallelerine ücretsiz otobüslerimiz kaldırılıyor. Sarıcakaya emtia panayırı diye geçiyor. Daha çok ticaretle alakalı, alışverişle alakalı, bir eğlenceyle alakalı bir panayır. Tahminen en az 350'nin üzerinde esnaf var. Yerli esnafımızı da koruyoruz. Yerli esnafımız da kendi dükkan önlerinde bir dükkan onlara ücretsiz veriyoruz. Oradan da yerli esnafımıza sahip çıkıyoruz. Perşembe günü başladı ama bu sene ayrı bir uygulama yaptık. Esnafa şunu dedik, önceden rezervasyon yapıyorlardı. Rezervasyonu kaldırdık. Artık erken gelen en iyi yeri kapar şeklinde bir uygulama yaptık. Ve bundan dolayı da salı gününden itibaren her yer dolmaya başladı. Mesela bu yıl önceki yıllara nazaran çok daha doluluk oranımız var. Bir de panayır ücretlerimize 2014'ten bu yana hiç zam yapmadık. Hep aynı ücret ve inşallah ben burada olduğum sürece de hiç zam yapmayı düşünmüyoruz. Çünkü amacımız belediye bir gelir elde etmek değil. Burada halkın ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak, ilçemize bir renk katmak ve ilçe esnafının da yüzünün gülmesini sağlamak. Fırıncıyım, köfteciyim, restoran işimiz. Seni ilk defa katılıyorum. Aslen Vanlıyım da burada oturuyorum şu anda. Buradan katılıyoruz panayra. Tabii çevrelerden de katılım oluyor. Tabii panayrının hayırlı olmasını diliyoruz. Yarın daha büyük bir yoğunluk bekliyoruz. Başkan sağ olsun, panayır için iyi şeyler yapıyor. Bu ilçe için iyi çalışıyor. Ben dışarıdan geldim, bir senedir buradayım. Başkanı takdir ediyorum yani. Balıkesir'den geldim. Onu Allah bilir. Bir şey diyemeyiz. Nasip neyse olur. Rızkımız neyse olur. Beklenti diye bir şey yok. Başkanımıza teşekkür ederiz. Yeah.
En eski panayıcı bizleriz. Panayıcıların ilk kurucularındanı Halıcı Karadayı bize derler. 55. yıl bu sene hizmette.